نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَوْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَوْضُ مِنْ حَوْلِكِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Cuma'mız mübarek olsun aziz cemaatim. Değerli Müslümanlar, din-i mübini İslam'da iman, ibadet ve güzel ahlak bir bütündür. Yüce dinimiz biz müminlere samimiyetle ibadete devam etmenin yanı sıra güzel ahlak sahibi ve geçim ehli olmayı da öğütler. Bilhassa ailemizle, komşularımızla, akraba ve arkadaşlarımızla iyi niyet, hakkaniyet ve merhamete dayalı ilişkiler kurmamızı ister bizden. Muhatap olduğumuz herkesi Allah'ın yarattığı ve gözettiği bilinciyle saygılı ve nezaketli davranmamızı tavsiye eder. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için en güzel örnektir. O, bizlere erdemli bir kul olmanın ve insanlarla güzel geçinmenin yollarını bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yumuşak huylu, zarif ve ince ruhlu bir insandı. Edep, haya ve tevazu sahibiydi. Çevresindekilere huzur ve güven verir, korku ve endişe yaymazdı. Ailesine ve ashabına karşı yüreği sevgi ve şefkatle doluydu.
İyi günde olduğu kadar zor zamanda da sabırlı, hoşgörülü ve affediciydi. Cenab-ı Hak peygamberimizin bu vasfını şöyle övmüştür. Sen onlara Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz onlar etrafından dağılır giderlerdi. Kıymetli Müslümanlar, sevgili peygamberimizi rehber edinen müminler olarak hasbi ve samimi davranmayı prensip edinelim. Vefalı ve fedakar, temiz özlü ve doğru sözlü olmak için emek verelim. Unutmayalım ki riyakar, menfaatçi, kibirli ve iki yüzlü kişi Allah katında da insanlar arasında da sevgi ve değer görmez. İyi huylu bir müminin hayatında kötü söze, kaba davranışa, şiddet ve nefrete yer yoktur. Zira o peygamberimizin şu sözlerini daima hatırında tutar. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Değerli müminler, içinde yaşadığımız bu aziz milletin ve bu müstesna toplumun değerini bilelim. Sevinci ve kederi, varlığı ve yokluğu paylaşalım. Hal ve hareketlerimizle birbirlerimize sükunet, huzur ve muhabbet götürelim. Başta eşimiz ve çocuklarımız olmak üzere güler yüzümüzü, güzel sözümüzü, insaf ve anlayışımızı kimseden esirgemeyelim. Böylelikle hem kendimiz hem de çevremizdekiler için hayatı kolaylaştırmış olalım. Aziz müminler, hutbemin sonunda işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılar ve acil şifalar diliyorum. Ve kâlen nebi sallallahu aleyhi ve sellem اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمِ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ وَاَسْأَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ التَّوْف۪يمِ Kim daha önce işlemiş olduğu hata ve günahlara samimi olarak pişmanlık duyup tevbe ederse sanki o hata ve günahı hiç işlememiş gibidir. Elhamdülillahi hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Te'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li safiyyih. Fekale azze ve celle min qailin muhbiran ve amira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada da, ahirette de iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizi, ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve de duaları kabul edensin. Amin. İbadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve de akrabayı gözetmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve de azgınlığı yasaklar, o düşünüp tutasınız diye size böylece öğüt veriyor.